Merhaba efendim, İçer TV'ye hoş geldiniz. Değerli seyirciler, Mersin şehir merkezinde rüzgar şiddetini arttırdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü dün Mersin kent merkezi, merkez ilçeler ve civar ilçeler için ve denizciler için fırtına uyarısında bulunmuştu. Bugün şu saatlerde rüzgar şiddetini arttırdı ve akşam saatlerine kadar da devam edecek. Yarın sabaha kadar da rüzgarın şiddetini yavaş yavaş arttırması yönünde tahminlerde bulunuyor meteoroloji uzmanları. Ama yarın sabaha kadar Mersin denizlerinde ve Mersin ili genelinde fırtına var. Özellikle balıkçıların ve sahil kesiminde oturan vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu meteoroloji yetkilileri. Ayrıca şu anda Mersin'in yüksek kesimlerinde Mut, Gülnar ve Çamlıyayla ilçeleri başta olmak üzere kar yağışı devam ediyor ve kardan kapanan mahalle yollarının açılması çalışmalarına da Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri devam ediyor ve ekipler 7/24 hazır bir şekilde herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahalede bulunmak için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ve şunu da belirtelim ki yine Meteoroloji Mersin Müdürlüğü zirai don uyarısında tekrar bulundu. Bugün ve yarın için üreticilerin, özellikle de serada üretim yapan çiftçilerin zirai don tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekiyor diyelim. Ve terör belası yurdumuzda etkisini hissettiriyor. İlgili ve yetkili kişiler de terörü sonlandırmak için ordumuzla ve emniyet teşkilatımızla birlikte çalışmalarını sıkı bir şekilde devam ettiriyor. Son yaşanan terör saldırıları İstanbul ve Kayseri sonrasında teröre karşı topyekün bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu topraklarda yaşayan insanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde karşı duruş sergilemek için sivil toplum kuruluşlarından yine çağrılar geliyor ve Türkiye'nin dört bir tarafında vatana, bayrağa, birliğe, beraberliğe sahip çık mitingleri düzenleniyor. Cumartesi günü de Mersin'de böyle bir miting düzenlenecek Cumhuriyet Meydanı'nda. Ve miting öncesinde bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun önünden başlayacak olan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek ve mitingle birliğe, beraberliğe çağrıda bulunulacak, birliğimiz, beraberliğimiz pekiştirilecek ve vatana, devlete, bayrağa sahip çık denilecek. İşte bu amaçla Mersin'de siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları bir araya geldiler. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda ortak bir basın açıklaması yaptılar ve açıklamayı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut okudu. Mersin'deki tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, oda ve borsa başkanlarıyla kent ekonomisine yön veren isimler, terör saldırılarını lanetleyerek tüm Mersinlileri 24 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek Türkiye için bayrağını al da gel, biz Türkiye'yiz yürüyüşü ve mitinge çağırdı. Ortak açıklamayı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut yaptı. Bugün burada tüm siyasi partilerimizin Mersin il başkanları, Mersin Barosu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanlığımız ve diğer belediye başkanlarımız, Mersin iş dünyasının çatı örgütleri olan tüm oda ve borsaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, sivil toplum kuruluşları ve Mersin iş dünyasının tüm sivil toplum kuruluşları olarak artarak devam eden terör olaylarına karşı toplumun gür sesini duyurmak, özellikle Cumartesi günü saat 12'de Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan yürüyüşe tüm Mersinler olarak gerçekleştireceğimiz barış ve kardeşlik için bayrağını al da gel mitingine tüm Mersinleri davet etmek ve birlikte hazırladığımız ortak metni sizlerle, Mersinlilerle ve tüm Türkiye ile paylaşmak için buradayız. Özellikle teröre, şiddete ve binlerce yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışan tüm mihraklara, özellikle tüm emperyal güçlere milletimiz ve Mersinlerin duruşunu, kararlılığını göstermek için
buradayız. Bugün burada gördüğünüz bu fotoğraf belki de onlarca sayfalı bir metinden ve demeçten çok daha anlamlıdır. Çünkü bu fotoğrafta Türkiye'nin kendisi var. Bu fotoğrafta Anadolu'nun başka başka illerinden kentimize göç eden ve artık Mersinli olan tüm Mersinlilerin bu vatanı, devleti ve bayrağı aziz bilen Mersinlilerin kendisi var. Mersinlilerin teröre karşı duruşu, geleceğe ait ortak duyguları var. Değerli basın mensupları, değerli Mersinliler. Hangi etnik kökenden, din veya mezhep aidiyetine sahip olursak olalım, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Bizi bölmek artık mermer haline gelen ayrılmaz kardeşliğimizi parçalamaya çalışmak gibi bir gaflet içinde olan ihanet şebekelerine buradan sesleniyoruz hep beraber. Gidin Çanakkale'deki şehitlikleri gezin. Bakın hangi millet, memleketlerin evlatları bu vatan için canını vermiş. Orada Edirneli de görürsünüz, Diyarbakırlıyı da. Orada İzmirliyi de görürsünüz, Vanlıyı da. Orada Müslümanı da görürsünüz, bu ülkenin başka dinlere ve inançlara mensup olan evlatlarını da görürsünüz. Gidin Kurtuluş Savaşı şehitliklerine bakın. Fazla uzağa gitmeyin. Daha dün şer güçlerinin planlarını bozan 15 Temmuz şehitlerine bakın. Bakın onlara kimmiş. Bakın hangi kentlerde doğmuşlar. Bakın hangi mezhep veya hangi etnik kökene mensuplar. İyi bakarsanız orada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Alevi'yi, Sünni'yi, Hristiyan'ı, Musevi'yi, herkesi görürsünüz. Türkiye'yi görürsünüz açıkçası. İyi bakarsanız bu milletin parçalanamayacağını, bu devletin bölünemeyeceğini, bu albayrağın yere indirilemeyeceğini görürsünüz. Bu tüm milletimizin ortaklaşa verdiği mücadelelerle kazanılan bu vatanı atalarımıza olan minnet borcumuz ve çocuklarımıza olan sorumluluğumuz gereğince barış ve refah içinde geleceğe taşımak her birimizin görevidir. Bu uğurda göstereceğimiz fedakarlığın sınırını sakın kimse sınamasın. Bunu Çanakkale'de sınayanlar, Kurtuluş Savaşı'nda sınayanlar, 15 Temmuz'da sınayanlar boylarının ölçüsünü aldılar. Ülkemiz son zamanlarda artan terör olaylarından büyük acılar yaşıyor. Hani derler ya, öldürmeyen acı sizi daha da güçlendirir. İşte bu şer güçler terörü destekledikçe biz birbirimize daha çok sarılıyoruz. Kukla olan bu terör örgütleri korkak eylemlerini gerçekleştirdikçe biz daha da bileniyoruz, daha da bir oluyoruz. Ama asıl tehlikenin ve bunların asıl amacının farkındayız ve bilincindeyiz. Unutmayın, bu ülke ekonomik kriz mühendislikleriyle yıkılamaz. Terör askerlerimizi, polisimizi şehit ederek hedefine ulaşamaz. Terör hedefine toplumu birbirine düşman ederek ancak ulaşabilir. Toplumda kaos ve kargaşa yaratarak ulaşır. Biz bu tuzağa düşmedik bugüne kadar ve düşmeyeceğiz de. Stadyum önünde polislerimizi ve sivilleri, kışla kapısında silahsız askerleri şehit ederek kardeşliğimizi bozamayacaksınız. Bizleri korkutamayacaksınız. Devletimize emanet olarak gördüğümüz yabancı devletlerin büyükelçilerinin haince arkadan vurarak bizi komşularımızla düşman edemeyeceksiniz. Türkiye'nin büyümesini engelleyemeyeceksiniz. Değerli Mersinler, aziz milletimiz, bugün birbirimize daha çok kenetlenmemiz teröre verilecek en büyük cevaptır. İşte bu fotoğrafta açıkçası budur. Provokasyonlara izin vermeyeceğiz. Terörün amacı zaten provoke etmek, toplumu birbirine düşürmektir. Biz Mersinler olarak Anadolu'nun dört bir yanından insanların oluşturduğu bir kentiz. Yani küçük bir Türkiye'yiz. Teröre teslim olmayacağız
ve bu kardeşliğin nasıl yaşandığını dünyaya bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da göstereceğiz. 78 milyonun ne bölünmeye ne parçalanmaya niyeti vardır. Yasaların dışında hak aramayı kabul etmiyoruz. Ancak gerektiğinde hepimiz Mehmetçiyiz. Hepimiz şehidiz, hepimiz gaziyiz. Bunu da kimse aklından çıkarmasın. Bu duygularla ortak metnimize son verirken sözcüsü olduğum tüm kurumlar adına Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve 15 Temmuz zaferine kadar üzerinde özgürce ve huzur içinde yaşadığımız bir vatanı bize armağan eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Barış ve kardeşlik adına çaba gösteren herkesi sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Bu millet bölen değil, birleştiren olacaktır. Bu millet yıkan değil, yapan olacaktır. Bu millet öldüren değil, yaşatan olacaktır. Allah devletimizi, milletimizi korusun. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Tüm Mersinleri cumartesi günü saat 12'de stadyumdan başlayacak yürüyüşe ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinge davet ediyoruz. Gelin Mersin kimmiş gösterelim. Tüm Mersinleri Türk bayrakları ile orada görmek istiyoruz. Barış için, huzur için, kardeşlik için, vatan için bayrağını al da gel Mersin. Türkiye için bayrağını al da gel Mersin. Tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şifalar diliyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin'deki tüm siyasi partiler, basın ve meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamada az önce dile getirdi. Mersin'de de birlik ve beraberlik yürüyüşü ve mitingi düzenlenecek. Cumartesi günü saat 12'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun önüne bütün Mersinliler bayraklarıyla davet ediliyor. Oradan başlayacak olan yürüyüş Silifke Caddesi'ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek ama bir Cumhuriyet, devlet, millet, bayrak mitingi, birlik ve beraberlik mitingi sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek efendim. Değerli seyirciler, geride bıraktığımız hafta içerisinde HDP'ye yönelik operasyon düzenlenmişti. Bu operasyon kapsamında yüzden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların sorguları Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor. 29 kişi sorgusu tamamlanan 29 kişi adliyeye sevk edildi ve 19'u tutuklandı. Mersin'de geçtiğimiz hafta HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 29'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanırken 6'sı adli kontrol, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı bulunan bazı HDP'lilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 139 kişiden il merkezinde 70, Tarsus'ta 20, Silifke'de 3 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 94 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve İnsan Hakları Derneği Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin alınmasının ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanırken 6'sı adli kontrol, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ve bazı kişilerin aranmasına devam edilirken gözaltındakilerin sorgusu devam ediyor. Tarsus'ta bir cinayet işlendi efendim. Engelli bir çift, koca konuşamıyor ve duyamıyor. Eşi kadınsa bedensel engelli. Aralarında geçimsizlik vardı. Geçimsizlik şiddetli kavgaya dönüştü ve kadın hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evden uzaklaştırma cezası alan işitme ve konuşma engelli kişi doğuştan engelli eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay Tarsus'un Taşobası mahallesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre engelli eşi Sevinç'le aralarında sorunları bulunan işitme ve konuşma engelli Nuri A. mahkeme kararıyla evden uzaklaştırma cezası aldı. Çocukları olmayan Nuri A. ve eşi Sevinç A. boşanma davası açtı. 12 yıldır evli çiftin arasında yaşanan sorunlar devam ederken eve gelen Nuri A. eşi Sevinç'le kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Nuri, Sevinç'i bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sırasında evlerinin yatak odasını ateşe veren ve evin kısmen yanmasına neden olan Nuri daha sonra jandarmaya teslim oldu. Değerli seyirciler, mevsimler kaydı, değişti. İşte bunun etkilerini Mersin'in şehir merkezine neredeyse kar yağışını görerek yaşayacağız. 20 yıl sonra mutabile kar yağdı. Meteoroloji uzmanları söylüyor, önümüzdeki içinde bulunduğumuz 10 yıllık süreç içerisinde Akdeniz bölgesinde kışlar sert geçecek. Bir sonraki 10 yılda sıcak geçecek ve 50 yıl sonra Karadeniz iklimi aşağıya kayacak. İç Anadolu bölgesi Karadeniz iklimini ve Akdeniz bölgesi de İç Anadolu'nun karasal iklimini yaşayacak. Ve bir 100 yıl sonrasındaysa Mersin de dahil olmak üzere Akdeniz bölgesi Kuzey Afrika'nın, Mısır'ın, Libya'nın, Çad'ın iklimini yaşayacak. Bunun engellenmesi de neredeyse imkansız. Ve tabii mevsimler değişti, mevsimler kimi yerde biraz yumuşadı, kimi yerde sertleşti, tarım teknolojileri de gelişti. Bunun sonucunda sadece kışın ya da sadece yazın yediğimiz sebze ve meyveleri artık 12 ay boyunca tüketebiliyoruz. İşte Mersin'de fırtına varken ve kar, kış tipi varken Silifke'de çilek hasadı yapıldı. Türkiye genelinde ağır kış şartları kendisini hissettirirken Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi örtü altında çileğin hasadına başlandı. Çileğin kilosu 7 liradan tarlada alıcı buluyor. Silifke Atayurt Mahallesi'ndeki çilek üreticisi Osman Çopur'un tarlasında çilek hasadı yapılırken toplanan 200 kilo çilek İstanbul'a gönderildi. Türkiye'nin her tarafında şu anda kar, kış, soğuk, Silifke biraz ılımlı olduğu halde şu anda 3 dönüm çilek ektik. Eylül'ün 20'sinde dikim başladı. Bu zamana kadar beslemeyle bu hale getirdik. Bunun sonra havalar biraz burası ılımlı olduğu için bu saatten sonra hasada başlamış bulunmaktayız. İnşallah dönümünden 5 ton, 6 ton civarında hasat bekliyoruz. İnşallah temennimiz daha iyi olur, fiyatlarımız daha iyi olur, Avrupa'ya ihracatlarımız süper olur. Normal şartlarda mevsimindeyken 1 ila 1,5 liradan satılan çileğin bugünlerde daha tarlada 7 liradan alıcı bulduğunu anımsatan Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ve Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde çilek üretiminin sıklıkla yapıldığını söyledi. Bizim çilek sezonlarımız başladı. Onun için durumu bildiriyorum. 15 bin dönüm araziden 65-70 bin ton arası ürün bekleniyor. 8. ayda ekilen çileklerden 4. ayda meyve alıyoruz. Örtü altı çileklerden hasat yapılıyor şu anda. Bugün 3 dönüm çilek toplattık. 200 kilogram çilek alındı. Kilogramı 7 milyondan satıldı. Peşin paraya şu anda atölye haline girdi. Silifke'de 12 ay çilek üretiliyor. Bunu da herkes de bilsin. Mersin İdman Yurdu pazar günü, 25 Aralık pazar günü saat 16'da Bandırma Spor'u konuk edecek takım antrenmanlarına devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu bu hafta evinde oynayacağı Bandırma Spor maçının hazırlıklarına başladı.
1. Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü evinde Bandırma Spor'u ağırlayacak olan Mersin İdman Yurdu bu maçın hazırlıklarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu ligdeki 10. mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 15 maçtan 2 galibiyet, 3 de beraberlik alan Güney ekibi 3 puanının silinmesinden dolayı 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek antrenman sırasında yapmış olduğu açıklamada Bandırma Spor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz dedi. Bandırma Spor maçıyla ilgili konuşan Şimşek, geldikleri günden beri aslında maçlara iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini söyledi. En büyük sıkıntıyı gol yollarında yaşadıklarını belirten Şimşek, bir türlü istediğimiz golü bulamıyoruz. Aslında pozisyona da giriyoruz ama gol atamıyoruz. Bu konuyu futbolcularımızla sürekli konuşuyoruz. Maç içerisinde herkes hata yapabilir, kötü gününüz olabilir. Yapmış olduğunuz hataların tekrarlanmamasını söylüyoruz ama maalesef olmuyor. Şimdi artık devre arasına iki maçımız kaldı. Hedefimiz kalan bu iki maçı kazanarak ilk yarıyı böyle bitirmek istiyoruz. Pazar günü de evimizde zorlu bir Bandırma Spor maçı oynayacağız. Maçın ne kadar zor geçeceğinin bilincindeyiz. Bandırma Spor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz diye konuştu. Yerel gazetelerimize de bakalım efendim ve Mersin gazetesindeyiz. Mersin gazetesi yine fırtına geliyor başlığını atıyor. Mersin Meteoroloji Müdürlüğü Orta ve Doğu Akdeniz'de 3 gün boyunca kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Aynı zamanda Meteoroloji Müdürlüğü üreticilere zirai don uyarısında da bulundu. Mersin gazetesinden haberciye geldiğimizde haberci gazetesi 1. sayfasında bu sorular yanıt bekliyor başlığını atıyor ve kısaca şöyle aktarıyor. Uçak krizi sonrasında Rus Büyükelçinin öldürülmesiyle Rusya-Türkiye ilişkilerinde önemli bir süreç yaşanırken Rusların yapacağı Akkuyu Nükleer Santrali'nde 5 Aralık'ta yapılan keşifte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yöneltilen can alıcı sorular hala cevaplanmadı, yanıt bekliyor diyor ve nükleer santrali bir kez daha gündeme taşıyor haberci gazetesi. Haberciden geliyoruz Güney'e. Güney gazetesi kabuğu kırmadan hayat yok başlığını atıyor ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Kırtasiye, Matbaa, Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Görkem Aksoy'un Mersin ekonomisi ve Türkiye ekonomisi üzerine görüşlerini 1. sayfasında okuyucuya aktarıyor Güney gazetesi. Ayrıca sendikalar terör saldırılarını lanetledi diyor. Memur Sen Mersin İl Temsilciliği ve bağlı sendikaların üyeleri son günlerde yaşanan terör saldırılarını yapmış oldukları basın açıklamasıyla kınadı diyor Güney. Güney gazetesinden hakimiyete geldiğimizde hükümet çiftçimizi unuttu başlığını görüyoruz. Mersin'de fırtınadan zarar gören çiftçiler hükümete seslendi. Hükümet suni gündemlerle uğraşırken bizi unuttu dedi çiftçiler ve Mersin ilinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ekilip biçilebilen arazilerde seralarda yaşanan kayıplar konusunda üreticiler devletten destek bekliyor diyor gazete. Diğer bir gazetemiz Çukurova'ya geldiğimizde iddianame kabul edildi, yargılanacaklar başlığını görüyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişi hakkında dava açıldı. İddianameyi savcı kabul etti. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlayacak diyor Çukurova. Yeni Güney gazetesine geldiğimizde efendim Yeni Güney gazetesi lanetlediler başlığını atıyor ve Memur Sen sendikasının teröre karşı yapmış olduğu açıklamayı 1. sayfasına geniş bir şekilde taşıyor gazete. İMC gazetesine geldiğimizde fırsatçı büyükşehir başlığını görüyoruz. Şöyle diyor gazete, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın açıklamalarına yanıt veren Otogar İşletmecisi şirketin yönetim kurulu başkanı Şimşek, Başkan Kocamaz otogar ihalesinin iptaline sevinip övünerek buradan nemalanmaya çalışıyor dedi diyor ve bu konunun
farklı bir açıdan yansımaları da İMC gazetesinde ele alınıyor efendim. İMC gazetesiyle yerel gazeteleri de sona erdirdik. Mersin'e dair gelişmeler İçer TV ekranlarında olacak. Hoşça kalın efendim. İç yapımlar.